Buyurun arkadaşlar. Ne kadar teşekkür etsek az da şükür. Öyle buyurun. Evet arkadaşlar, bayraklarla başkanlarımızın yanına geçelim. Hoş geldiniz, buyurun. Niye geçmek istemiyorsun? Evet, sayın konuklar, başkanlarımızın yanına alalım sizi bayraklarla, buyurun. Evet saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet sevdalıları merhaba. Kudanya Belediye Başkanımız Sayın Hayri Türk Yılmaz ve arkadaşlarının başlattıkları Mudanya'dan Çankaya'ya 100. yıl yürüyüşü bugün burada noktalanmış bulunuyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın başkanlarımızı çelenk sunumu için buraya davet ediyorum. Hayri Başkanım buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'i davet ediyorum çelenk sunumu için efendim. Sağ olun başkanım. Saygıdeğer konuklarımız, Büyük Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından coşkuyla İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Thank you.
Alanya İlçe Başkanı Sayın Furkan Atalay, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Sayın Fahri Yıldırım ve yöneticileri, Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Hayri Türk Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen, Sayın Bakanım Abdülkadir Ateş, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu anlamlı günün konuşmasını yapmak üzere Sayın Hayri Türk Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Öncelikle Çankaya Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına, Çankaya İlçe Örgütümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Bakanım, sevgili ilçe başkanlarım, benim çok sevdiğim kardeşim, arkadaşım, yoldaşım Alper Taşdelen Başkanım, tüm çalışanlarımız ve Mudanya'dan bizimle birlikte inançla 9 gündür yürüyen tüm yol arkadaşlarım, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarak konuşmama başlıyorum. Göreve geldiğimiz günde 2014 yılında bir sözümüz vardı. O sözümüzden birisi de Cumhuriyetimizin kurulduğu, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Mudanya Mütarekesi'nin anlamının ne olduğunu dolu dolu bütün Türkiye'yi anlatmaktı. Ve bir proje geliştirdik. Alper Taşdelen Başkanımı ilk dönem ziyaret ettik, pandemiden önceydi. Bu proje şuydu: Mütarekeden Cumhuriyet'e, Mudanya'dan Çankaya'ya, Cumhuriyetimizin kurulduğu kent Mudanya'dan, Cumhuriyetimizin yönetildiği kent Çankaya'ya yürüyeceğiz dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'nın bütün meydanlarını, sokaklarını Cumhuriyetçiler, devrimciler, Atatürkçüler, vatanseverler dolu dolu dolduracak. Ankara'nın tüm meydanlarında Cumhuriyet sanatçıları Cumhuriyet türkülerini söyleyecek dedik. Korkmuyoruz. Az önce İstiklal Marşımızı söylediğimiz, başladığı gibi korkma diyor. Sönmez bu şafaklarda güzel alsancak. Bize bu vatanı emanet edenlerin o cesaretini arttırmak için daha çok çalışmak gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Korkması gereken biz değil, üzerimizdeki baskıyı kuran bir avuç azınlık. Korkmayacağız. Sokaklar boş değil. Sokaklarda cumhuriyetçiler, Atatürkçüler her yerde. Ve bu inancımızı büyüterek, umudumuzu büyüterek, cesaretimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz var. Barış ve kardeşlik yolu. Yolumuz var. Mustafa Kemal'in yolu. Umudumuz var. Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ne mutlu Türk'üm diyebilen milletimizin yarattığı bir destan var, Kurtuluş Savaşı var. Ve tabii ki cesaretimiz var. Bu cesarette 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yola çıkan, Anadolu'nun her karışımda kahramanlıklar yaratan ve sonuçta Kurtuluş Savaşı destanını yazan, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nde mühür altına alınan, 24 Temmuz 1923'te Lozan'da 7 düvele tüm emperyalistlere karşı ilan edilen, 29 Ekim 1923'te de Gazi Meclisimizde ilan edilen layık demokratik cumhuriyetimiz var. Bizim yolumuz, inancımız, umudumuz bu. Çünkü biz Atatürkçüyüz. Biz cumhuriyetçiyiz. Biz layıkız. Biz anti-emperyalistiz. Biz tam bağımsız bir Türkiye'den yanayız. Biz özgürlükçüyüz. Biz insan hakları savuncusuyuz. Biz yobazların, haramilerin, hırsızların, vurguncuların ve de çıkarcıların düşmanıyız. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türkiye. Hepinize sevgi ve saygılarımla selamlarken
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu emanetinizi bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü silah arkadaşlarına, binlerce şehidimize, binlerce gazimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 9 günlük yürüyüşümüz boyunca atletlerimiz, sporcularımız durmadan dönüşümlü olarak yaklaşık 470 kilometre koştular. Bizler de gönüllü yürüyüş ekibi olarak bütün şehir merkezlerimize uğradık. 16 ilçeye uğradık. İlçede örgütlerimizle birlikte, halkımızla birlikte umutlarımızı ve cesaretimizi artırarak yolumuzu devam edip Ankara'ya, Çankaya'ya geldik. Ve Cumhuriyetimize nasıl sahip çıktığımızı gösterdik. Bir kez daha söylemek gerekirse, Cumhuriyeti kuran biz, sahip çıkan biz, yaşatan biziz. Görevimiz daha da zorlaştı ama biz zoru severiz. Yöneten de biz olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve selamlarımla, saygılarımla selamlıyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Mütarekeciler hoş geldiniz. Hoş geldiniz Budanyalılar. Şimdi de cumhuriyetçilere, Atatürkçülere, devrimcilere kucağını açan Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayri Başkanımı yürekten kutluyorum. Mudanyalı dostlarımı yürekten kutluyorum. Hepiniz Çankaya'mıza hoş geldiniz diyorum. Hayri Başkanım bu düşüncesini paylaştığında gerçekten ben de çok heyecanlandım. Çünkü çok anlamlı bir proje, çok anlamlı bir düşünceydi. Mudanya mütarekesi Kurtuluş Savaşı'nın taçlandığı mütareke. Mudanya Kurtuluş Savaşı'nın taçlandığı ilçe. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığının müjdecisi olan bir mütareke. O nedenle Mudanya'nın tarihimizde yeri çok çok önemli. Çankaya'da Kurtuluş Savaşı'nın, Çankaya Köşkü'nün bulunduğu Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ilçe, Cumhuriyet kararının alındığı ilçe, bütün bu devrimlerin, Cumhuriyet'in yönetildiği ilçe. O nedenle Hayri Başkanım Mudanya'dan Çankaya'ya dediğinde gerçekten ben de çok heyecanlandım. Ve Hayri Başkanım ve Mudanyalı dostlarımız bunu hayata geçirdiler. Hepinizi yürekten kutluyorum tekrar. Mudanya'dan Çankaya'ya olan bu yürüyüş ve koşucularımızın koşması adeta Anıtkabir'e, Atatürk'e kavuşma hasretini de barındırıyordu. Çünkü mütarekenin yapıldığı ilçeden şimdi Anıtkabir'in olduğu ilçeye bir yürüyüş. Aslında atamıza olan hasretimizin de ifade edildiği bir yürüyüş. O nedenle Hayri Başkanımı, sevgili Mudanyalı dostlarımı kutluyorum. Burada sizleri ağırlamaktan, karşılamaktan, Cumhuriyet meşalesini almaktan başkanımızla birlikte gerçekten ben de büyük bir mutluluk duydum. Değerli dostlarım, tarihine sahip çıkmayan, ulusal kahramanlarına sahip çıkmayan bir ulus geleceğe emin adımlar atamaz. Geleceğe güvenle bakamaz. O nedenle biz bağımsızlığımızı bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar şükran duysak, ne kadar minnet duysak gerçekten azdır. Şunun altını çizmemiz gerekir. Biz çok şanslı bir ulusuz. Çok şanslı bir milletiz. Çünkü nice kahramanlar yetiştirmişiz.
20. yüzyılın en büyük devlet adamını, en büyük komutanını, dahisini Mustafa Kemal Atatürk'ü de biz çıkarmışız. Ne mutlu bize. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü Cumhuriyet emperyalizme karşı verilen, 7 düvele karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın sonunda bir ulusun bağımsızlığını kazanması ama aynı zamanda bunun devamında büyük bir aydınlanma devrimidir. Büyük bir çağdaşlaşma devrimidir. Egemenliğin ulusa verilmesi, egemenliğin millete verilmesi gerçekten çok önemli bir devrimdir. Atatürk'ün dehasının bir sonucudur. Ve bunun temelinde hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki Cumhuriyet'in temelinde olan laiklik ilkesidir. Laikliktir. Çünkü hem halifeliğin kaldırılması, hem saltanatın kaldırılması, yönetme erkinin millete ait olduğunun belirtilmesi ve eşit yurttaşlık temelinde bir ulus devlet yaratılmasının ana unsuru laikliktir. Onun için biz Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Ama Cumhuriyet'e sahip çıkmak için laikliğe sahip çıkmak gerektiğini asla unutmamamız gerekir. Ve aydınlanma devrimi dedim, çağdaşlaşma dedim, muasır medeniyet, çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefinden bahsettim. Bütün bunlar yine laikliğin olmazsa olmaz koşuludur. Laiklik olmazsa bunların da hiçbirisi olmaz. O nedenle bütün cumhuriyetçilerin, bütün Atatürkçülerin, ülkemizin 85 milyonunun aslında laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve 100. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını. Ulu Önder Atatürk ne diyor? Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet yaşayacaktır diyor. Yaşatacak mıyız? Yaşatacak mıyız? Evet, yaşatacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Atatürk devrimlerine her zaman sıkı sıkıya sarılacağız. Bu ülkede herkesin yurttaş olduğunu, eşit yurttaş olduğunu ve herkesin inancına, kökenine saygı duyacağımızı, bir arada kardeşçe yaşayacağımızı her zaman savunacağız. Ben tekrar Hayri Başkanıma ve bütün Mudanyalı dostlarımıza, değerli hanımefendiye, herkese, bütün Mudanyalı dostlarıma ve bugün burada bizimle olan sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında her zamankinden daha heyecanlı, daha azimli, daha kararlı olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili dostlarım. Atatürkçülük hiçbir zaman ölmez. Çünkü Atatürkçülük bir dogma değildir. Değişmez kurallar bütünü değildir. Atatürkçülük bilim ve akıldır. Bilim her zaman gelişeceği için, çağdaş uygarlık her zaman ileriye gideceği için Atatürkçülükte sonsuza kadar yaşayacaktır. Atatürkçülüğün, Atatürk'ün fikirlerinin mucizesi, sırrı da burada yatar. Hedefiniz çağdaş uygarlık olursa, dayanağınız bilim ve akıl olursa, bir nehir gibi yüzyıllar boyu ileri doğru akarsınız. İşte bütün ideolojiler, bütün geçmişteki siyasi liderler bir bir tozlu raflara kalkarken Atatürk'ün her geçen gün ve her zaman daha değerli olmasının, daha anlaşılmasının nedeni de işte burada yatmaktadır. O nedenle diyorum ki 100. yılımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi ve yaşasın Mustafa Kemal Atatürk Aydınlığı.
Çok teşekkür ederiz Alper Başkanım. Bir dakika başkanım, sizi şöyle alayım. Hayri Başkanım, sizi de şöyle alayım. Bir hediye takdimimiz olacak efendim. Evet, başlayabiliriz. Kolay gelsin. Kolay çalalım.